telefonu kapatıyorsunuz tabii. Belki yeni gelen olduğu için söylüyorum. Telefonunuzu bir kapatın. Sen ilk defa mı geliyorsun? Yok, bir taşaba geldim. Aynen. İlk defa gelen var mı? Var. Var. O zaman ağır ders değil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات درسimiz vefa. İstanbul'un bir semti değil. İnsanın tabiatı ve fıtratındaki bir semt. Çok ilginç bir derstir. Çok garip. Dün gece yarısı 5.12'de başladım çalışmaya. Mübalağa etmiyorum. Namazı kıldım sizin ama tesbihatı daha yapamadım. Bitti zannediyorum. Çalıştım. Vefayı külliyatta tek tek okudum. Tamam, tek tek okudum. Ne demektir bir külliyatı? Bunun bir sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini gördüm. Size enfusinden bahsetmeyeceğim. Sırf zahirinden bahsedeceğim. Sırf zahiri size 1, 2, 3, 4 sureti, vefanın sureti, kanuniyeti değil, cümle cümledir. Çok kısa zamanda çok uzun olsun diye. İnan bunların metinleriyle beraber okursak mübalağasız, rahat 5 ders. Vefa. Vefayı okuduktan sonra, yani biraz şeyini, bunu uygulamaya koyacağım. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. Dimağda nedir? Kalpte nedir? Fiilde nedir? Fiilde aile hayatınıza uygulayacağım. Seçtim. Psikolojiyi mi uygulayayım? Aileye mi uygulayayım? Topluma mı uygulayayım diye aile hayatına uygulayacağız. Şimdi vefa, ilk önce ben muhakimattan bir yer okuyacağım. Zannediyorum 96, evet. Sonra külliyattan çıkarttım, yani o paragraftan çıkarttım. Öyle metin, öyle bir cümle yok. Var olan da var. Fakat o paragraftan, o sayfadan çıkarttım. Cümleleri okuyacağım. Sonra aileye uygulayacağız. Vefayı. Şöyle yapayım, ayı görürsünüz. Şunu da koymuş. Hazır mıyız? 9'a çeyrek var. Ya Allah, bismillah. Cenab-ı Hak fuyuzatını nasip eylesin. Ya Rabbel Alemin. Vefa muhakimat 96'da şöyle başlıyorum. Vefa gavri inidama çekildi. Tek tek iş yapacağım. Vefa gavr, inidama çekilmiş. Sonra ne olmuş? Tufanı gadr. Tufanı gadr. Yani volkan. Volkan gadr. Gays yani. Fevrana başladı. Oysa o volkanı o tutuyordu. Dünyanın merkezindeki mağma tabakasında fokur fokur 200 bin santigrat dereceyi aşın ateş, nükleer bir santral, hiçbir element karşısına kalamamış, eritmiş. Böyle bir tufan, potansiyel bir tufan. Çıkamıyor çünkü üzerinde bir sürü kraterler, kaya tabakaları örtülmüş. Fakat bir yer vefasızlık yaptı. Vefa diyor ki, gavri nidama çekildi. Gav ne demek?
Cümleyi bitireyim de. Vefa gavri inidama çekildi. Tufan gadr feverana başladı. Ne oldu sonra? Kav konuşma ile amel arasında uzun mesafe açılmış. Bunun sebebi vefasızlıkmış. Lugatını veriyorum size. Gavr, sistem, aslı ve orijinallik. Fabrika ayarları. Öyle bir dersimiz var. Fabrika ayarlarına geldiği yer. Sonra, yani devam ediyorum. Gavr, sistem, sistemin aslı ve orijinali. Çukur, alçak değil. Gavr, alçak deyince daha dipte var. Şu hani derler ya, çukur insan, dip insan. Dip. Dip olunca daha mesafe yok. Gav böyle bir şey. Sistemin bozulması, aslı sistemden çıkması, çukur, dip, ortadan kaldırmanın dibi, yani ortası yok. Şimdi ben kav sözleşme, Allah ile sözleşme, anlaşma, kav. Yani vefa, misak-ı ezeliği bozuyor, şey vefasızlık. Allah'a verilen sözü naks ediyor. Aklen ilme, kalben el hubbu fillah vel buzu fillah, Allah için dost, Allah için düşman olmak, ruhen iman etmek, fiilen ubudiyet etmeyi terk etmek vefasızlıktır. Buna kat-i silah-i rahim. Silah-i rahim anlatıyorum. Allah, Rahman ve Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah'taki Allah, Rahmanirrahim, ki o Rahim, içsel yapıyı yapılandıran, iman edenlerin, iman ettiği şeyle besleyen Allah, Allah'a iman etmenin, Allah ile besleniyorsun. Gıdan Allah. Ahirete iman ettin, onunla besleniyorsun. Bu Rahman kafirlerde var, Rahim yok. İman edenin, iman ettiği şeyle besleyen Allah. Sıla bağ demek, sıla-i rahim, Rahman'ın onayladığı, Rahman'ın sana verdiği aslı fıtratı naks etmek, bozmak. Sıla-i rahim, kat-i sıla-i rahim, Barla'da yedi kebairden, mubikat-i sevadan bir tanesidir. Kat-i sıla-i rahim, akrabalar arasındaki ilişki değil. İlk değil. Bir, Allah ile misak ezeliği tutmak, Allah'a verdiğin sözü yerine getirmek. Fıtraten akıl verilmiş, ilme küs olmayacaksın. Kalbinde de Allah'ın düşmanlarını sevmeyeceksin. Ruhen Allah'a iman edeceksin. Bedenenle de 15. şuadan çıkartın. İşaret yüceğiz. 197'de var. Bedenende ibadet edeceğiz. Bu sıla-i rahim. Rahimin onayladığı bir sıla. Bak. Rahim. Merkezde rahim var. O zaman uygula. Dinine dalga geçiyorlar. Harama seni sevk ediyorlar, bir akraba münasebeti. Sıla-i rahim yok orada. Kat-i sevk. Çünkü Allah'ın onayladığı bir yapı yok orada. Bir bağ yok. Rahimin bağı. Rahimle bağlanmak. Tamam, sıla-i rahim. Şimdi vefa, lügatını vereyim ilk önce. Ahdine, sözüne durma, ahdine, sözüne durma, devam ediyor. Sevgi ve dostlukta sebat ve devam etme, sevgide ve dostlukta devam etme, dince, vicdanen, dinen ve vicdanen ve aklen lazım gelen şeyleri yerine getirip uhdesine alma. İnsan olma ile, insan olma ile bunu almışsın. Size bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Köpek köpektir. Ama köpek dosttur.
köpek dosttur, sadık dosttur der Risale'de. 71 Mesnevi Nuriye'de. Değil mi? Köpeğin iki sıfatından dolayı köpek köpeklikten çıkar, insana dost olur. Nedir o? Sadakat ve vefa. Köpeği köpeklikten çıkarıp insana dost yapan sadakat vefa. İnsanı insanlıktan çıkarıp hayvandan aşağı düşüren sadakat ve vefayı olmamasıdır. Köpeği insanın dostluğuna çıkaran sadakat ve vefa, insanı köpeğin altına indiren sadakatsızlık ve vefasızlıktır. Vefasızlıktır. Aile, göreceksiniz, aile hayatının temeline dinamit atan sadakat, bak sadakatsızlık, vefasızlık, şefkat, muhabbet, af. Göreceksiniz, okuyacağız. Vefa böyle bir şey. Tekrar mahkemattayım. Vefa diyor, çekildi. Ne oldu çekilince? Gavr-ı inidama çekildi. İnidam, idam etme, ortadan kaldırma. Gavr-ı inidam. Yani sistem çıktı. Adem'le bağlandı mesela. Sistem çukura indi. Vefa, gavr-ı inidama çekilince sistemde çıktı. Ne oldu sonra diyor. Vefa insanlığın sisteminden çıktı. Sonra diyor insanda tufan-ı gadr, feverana başladı. Volkan kusmaya başladı. Bir evde feveran varsa, kusma varsa, nefret öfke varsa, saygı yoksa, af yoksa, kucaklama yoksa, orada vefa geri çekilmiş. Vefa geri çekilince gavr-ı nidama çekildi. Bu sefer tufan-ı gadr feverana başladı. Kusuyor. Kusuyor, volkan kusuyor. Sonra peki bunu yapmayla Allah ile ne alakası var? Diyor ki kavl ve amel ortasında uzun bir mesafe açılmaya başladı bu sefer. Allah'ın emanetine ihanet ediyoruz. Yani evlad-ı yalin benim sana emanet verdiğim değildir. Ben sana onu emanet vermezdim. Sen de bana vermezsin. Ama dikkat et, o emaneti Allah'ındır. Emaneti ihanet etmek münafık alametidir. Münafık konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Emaneti ihanet eder. İhanet eder. Çoluk çocuğun senin Allah'a sana emanetidir. Oyuncak değil. Onu ayakta tutan, aile yuvasını ayakta tutan vefadır. Gavurlar aile hayatını biçe biçe, kırpa kırpa ufaltmışlar bir kadın kocaya. Onu da geçinemiyoruz. Boşanmayı düşünüyoruz. Vefasızlık olduğu için. Ben annemi hatırlıyorum. Çocuktum ben. Babayı görmedim. Çünkü babam Almanya'daydı. 6 tane çocuğu babasız büyüttü. O kadar sıkıntı. Baba da oldu, anne de oldu. Tarlayı da o sürdü, evi de o geçindirdi. Vefa. Vefa bu. Kâh kocasına, kâh yuvasına, kâh evladına. Vefa. Şimdi 100 metrekareye karı koca dar geliyor. Eskiden 100 metrekare sizin babanızı bilirsiniz hepiniz. Dedenizi, gençleri için söylüyorum, gençler. Dedeniz. 100 metrekare telefonu niye açık koydunuz? He? Bir şey okuyordum da. Ne okuyorsun? Okulun problemi var biraz oradan şey yapıyorum. Ha, bu meseleyi. Tamam, o açabiliriz. Şimdi 100 metrekare değil. 100 metrekare değil, küçük ev dedi. Ama 4 tane göç, 4 kardeş ailesiyle beraber yaşıyordu. Bir odadaydılar ya, bütün kardeşler. Her bir kardeş bir oda var. Yerleri dardı, doğru. Ama gönülleri genişti. Şimdi yerimiz geniş, gönüller dar. Feveran başladı. Çünkü vefasızlık, sadakat, muhabbet yok. Yok olmaz nispetinde. Böyle oluyor. Şimdi aileye uygulamadan
cümle cümle okuyacağım. Anlayacağınız cümlelerdir. İzah isterseniz, şunu izah eder misiniz derseniz, o cümle izah eder. Külliyattan, Risale-i Nur külliyatının layıkalarından aldım. Layıkasız bunu çözemezsiniz. Bak layıka neymiş? Vefa, bozulmamış fıtratların tezahürleridir. Baksana köpek bile öylesiye sahibini terk etmiyor. Sayfalar söylemeyecek. Bunu 71'den çıkarttım. Mesnevi'den. Vefa, kadir kıymet bilmektir. Vefa, ölse bile aleminde dostunu yaşatmaktır. Vefanın kemali, vefa nasıl kemal bulur? Nasıl geliştiririz bunu? Ahirete imanla. Kamil bir imanın göstergesidir vefa. Ahiretsiz dünyayı yorumlarsanız vefasız olursunuz. Ahirete iman artması nispetinde vefalı olursunuz. Bu nedir? Kazma değil. Bu çay kaçtırmak için de değil. İğne değil değil. Nedir bu? Bunsuz izah edemezsiniz. Manası yoktur. Bir şey söylersiniz ama ha, dünyayı dünyayla izah edemezsiniz. Kalemi kalemle bununla izah edemezsiniz bunu. Dünyayı dünyayla izah edemezsiniz. Dünyayı dünya üstü bir hayatla ahiretle izah etmektir. Ahiretle dünyayı izah etme nispetinde sen de aziz olursun. Sıdık olursun. Vefadar olursun. Üstad Bediüzzaman Hazretleri %90 mektuplarını şöyle başlıyor. Aziz, sıdık, vefadar, fedakar, gayur. Ama 3 tanesini eksik etmez. Bunları %50 bu söylediğimi diyor ama şöyle diyor. %100'ü şöyle. Aziz, sıdık, vefadar kardeştir. Aziz, Allah'a imanla olur. Sıdık, ahirete imanla olur. Vefa, insan olmayı olur. İyi bir doktor olabilirsin. İyi bir mühendis olabilirsin. Çok zengin olabilirsin. Yakışıklı olabilirsin. Ama ilk önce iyi bir insan olmak lazım. İyi bir insan olmak için de sadakat ve vefa. Sadakat ve vefa. Sadakat dendiği gibi yapmak. Vefa, ulvi bir isim. Bak köpeği köpeklikten çıkarıp insana dost yapan, muhatap yapan Yaşar abi sadakatla vefadır. İnsan insanlıktan çıkaran sadakatı ve vefayı kaybetmektir. Köpeğin aşağısına itiyor. Aile hayatını canlı tutan can damarıdır vefa. Ulvi bir ruhun hassasiyetidir vefa. Bozulmamış insanlığın sesidir vefa. Sözünde, dostluğunda durmadır vefa. Sana şahsiyetini teslim etmiş, ona güzel bir ev sahipliğini yapmaktır vefa. Dostluğun devamına verilen sadakadır vefa. Vefa, netice değil, neticeye götüren yoldur, yöntemdir. Vefa, sıdık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim deniyor. Ve vefayı aziz sıdıkla beraber aynı kefeye koyuyor Bediüzzaman Hazretleri. Vefasızlık nankörlüktür. İyiliği unutmaktır. Kendine gömülmektir. Kendini esas almaktır. Hakiki menfaatını bilmemektir. İçtimai hayatı zehirler diyor usta. Gıdasız ruhların ayak sesidir vefa. Gıdasız ruhların ayak sesidir vefasızlık. Muvazenesizliğin en kesin belirtisidir vefasızlık. Dünyada sırf kendisi için yaşamaktır vefasızlık. Ben merkezli düşünmektir. Şeytanın en büyük sıfatıdır vefasızlık. Tek başına psikolojik sorunların fiili tezahürüdür vefasızlık. İnsanları birbirine bağlayan bağların kopmasıdır. Bağlayan bağların bilinmemesidir
vefasızlık. Muvazene-i amalin kaybedilmesinden ortaya çıkar. Yani Allah haşirde gel bakalım sevabın bir tane. Hadi seni koydum cennete. Veya bir tane günah var seni koydum cehenneme demiyor. Muvazene-i amal, hasenat ve seyyat, iyilik kötülüğü koyuyor. Hangisi galip söyle muamele diyor. Bu Allah'ın vefasıdır. Ama bunun dışında mı yapacağı şey kesinlikle rahmettir. Allah bize adaletiyle, vefasıyla muamele de etmesin. Ne diyorsun ya? Allah'ın rahmetiyle muamele isteyin. Allah'lığı hatırına inşallah. Adaletini istemiyorum. Yoksa bir gözün bedelini ödeyemeyiz. Vefayı da istemiyorum. Vefa da düşün. Allah affetmek bana yakışır. Allah'a affetmek yakışmaz. Allah'a çok affetmek yakışır. Kadına haya yakışmaz. Çok haya. Erkeğe çok haya değil. Haya yakışır. Yerini değiştirme. Kadına çok cömertlik yakışmaz. Cömertlik yakışır. Erkeğe cömertlik yakışmaz. Çok cömertlik yakışır. Uhuvvet Risalesi'nin sonunda yazan şeyler bunlar. Allahu Ekber. Allah'ın Celle Celaluhu misaki ezelisini unutmayıp hissi, fikri ve fiili cevap vermektir vefa. 171 işaret-i cazdan çıkarttım. Misak ezeliyi unutmadan fikri, hissi, ameli doğru yapmaktır vefa. Misak ezeliyi kopartmaktır vefasızlık. Köpeği bize dost yapan, hayatımıza girmesine sebep olan sadakatı ve vefadarlığıdır. Bunu kaybettiği zaman köpek olur. Bu sıfatlar olunca dostumuz olur ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olurlar. Vefanın kemali, onun şahs-ı manevisini yaşamaktır. Niye kime vefan var? Onun şahs-ı manevisi yok ama hayatında ruhani bir hayatla yaşamaktır. Vefa karşı iyilik yapmak değildir. Ruhen beslenmektir. Ruhun gıdasıdır. Haset başka bir şeye karşı bir zarar vermez. Hasidi, haset edeni yakıyor. Vefa, borç ödemek değildir. İnsanın ruhsal sihatının alametidir. Yani iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek iyilik değildir. Borç ödemektir. Vefa, bundan öteye. İyiliğe karşı iyilik yapmak iyilik değildir. Borç ödemektir. Vefa bundan ileridir. Vefa, imanın meratibini gösteren göstergelerdir. Biraz sonra da gelecek. Yemeği tatlandıran tuz olduğu gibi, imandan lezzet aldıran da vefadır. İmanın tuzudur vefa. Vefasızlık, bağnaz, burayı çok iyi dinleyin. Yakınlarınız var, böyle. Ben Almanya'da çok gördüm. Orada çok var. Vefasızlık demiş, bağnaz. Geçimsiz, sorumsuz, samimiyetsiz, alıngan, doyumsuz, kanaatsız, iktisatsız, vücudun, yaratılmanın kadir kıymetini bilmemezliğin ifadesidir vefasızlık. Bir de okuyayım Alaaddin. Bak, öyle baktığın için. Vefasızlık, bağnaz, geçimsiz, sorumsuz, samimiyetsiz, laikalardan aldım bunları. Alıngan, doyumsuz, doyum. Ne verse ver. Bakırköy ver, Zeytinburnu ver. Doymaz. Memnun edemezsin. Doyumsuz. Ne verse ver. Allah Resulü diyor hadisi, şimdi hatırladım. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onu memnun etmeyecektir diyor. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onu doyurmayacaktır. Vefasızlık, bir de okuyorum. Bağnaz, geçimsiz, sorumsuz, samimiyetsiz, alıngan. Ne alındım? Kürs, al misketlerini git, çocuk gibi. Doyumsuz, kanaatsız, iktisatsız, yaratılmanın, vücuda gelmenin kadir kıymetini bilmemeyin
bilmemekliğin ifadesidir vefasızlık. Vefa, karşıya iyilik yapmak değil, ruhunu onun ruhuyla sulamaktır. Ölen ruhunu sulamaktır. O sana su veriyor. Beni ağlatan çoğu zaman yalnızken odamda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice-i Kübra radiyallahu anha arasındaki vefatlarından sonra bir gün bile Resulullah'ın unutmamasıdır. Olayı biliyorum. Ayşe Sıddık'a validemiz ben diyor evlenmeden tek kız olan hanımım benim. Öyle Allah Resulü'nün hanımı vardı ki nikah kıyarken o kadına kadının çocuğu şahitti. O Arabistan'da düşün. Kocası kafir olduğu için Habeşistan'da dışarı bırakılmış. Allah Resulü haberle vekaletle nikahlamış. Tamam. O oğlu nikah şahidi düşün. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki bir kız olan hanımı ben değil mi? Dur. Ama bir gün olsun ağzından Hatice düşmüyor diyor. Kadın olduğu için tabii ki o şey duygusu var. Allah Resulü hatırladığım kadarıyla şöyle diyor. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. Herkes benden kaçarken kendisini ve sahip olduğunu bana verdi. Herkes beni reddederken o bana iman etti. Her gün onu şaparmış. Ama onda da bir kadınsın Arabistan'da. Kimsen yok. Zenginsin. Şimdi bir Türkiye, Amerika'sı, şurdusu, yedi dövlesiyle şey yapıyor. Bir kadınsın Arabistan'da, despotluğun olduğu dönemde. Bir kadınsın kadınların gömüldüğü zamanda. Bir kadınsın insanın dipte olduğu zamanda. Her şeye rağmen Muhammed'i nasıl tercih ediyorsun? Aleyhissalatü vesselam. Başına geleceklerini bilmiyor musun? İlk şehit edilen kimdi? Sümeyye validemiz. Kadındı, kadın, erkek değil. İlk budur. Dört atla şehit ettiler. Bir atı bu ayağı eline, bir atı bu eline, bir ayağı bu ayağına, bir ipi de buna bağladılar. Dördünü farklı yere koşturup kadını böyle parçaladılar. Bunu biliyorsun ya Hatice ama her şeye rağmen asla sadakatini, sevgisini bozmadı. Kendisini değil, kendisiyle beraber her şeyini ver. Vefa ya, vefa bu. Vefanın zirvesi, kamil bir imanın dişe vuruşu, eyleme dönüşmüş hali. Onu böyle çapınca, yani sadakat başka bir şey. Aziz Sıddık vefadar kardeşlerim. Aziz ihlastır. Sıddık sadakattır. Vefa insan olmaktır. Yani Üstad bunun üçünü zikrediyor. Sıddık Ebu Bekir'dir. Fakat vefa deyince ben Hazreti Hatice'yi hatırlıyorum. Ve çok seviyor. Rabbim şahit olsun. Ah! Vefasız dünya. Rahmetli babamdan sizin de geçmişinize rahmet etsin. Bana da rahmet etsin. Şöyle derdi. Çocukluğumda kalmış. Çileli dünyam derdi. Biz de tabii dershane hayatıdır. Çok çile çektim. Çok ölümümü istemiş. Çok sıkıldığım zaman ölümü istedim. Şöyle derdim. Mukaddes çile. Siz de öyle deyin. Dünya hayatındaki çilenize mukaddes çilem deyin. Mukaddes olsun. Çileniz mukaddes olsun. Ruhunda ruhunu misafir edebilmek kadar umman olmaktır. Bir gün, unutmuyorum gene böyle birisi gelmişti gelenler içinde. İlk defa geliyor. Giderken sormuş getiren. Ne anladın demiş. Yeni gelen demiş ki ben anladım ki bu dinde benim de yerim var. Derste bunu anlamış. Bu dinde benim de yerim var. Öyle bir vefalı ol ki sen de yaşamaya benim de yerim olsun. Aleminde. Hanımın sende yaşamasına müsaade et. Bir de okuyayım. Ruhunu
misafir edebilmektir vefa. Ustad Bedizan Hazretleri, ha bunları okudum vefa. Vefa, imani bil ahiretin kemalatının en belirgin sıfatlarıdır. Lemalar. Vefa, biz, başka bir yer diyor, biz dostluğumuzu sırf dünya için dostluk edinmiyoruz. Şuurunun fiili tesadüdür vefa. Ustad öyle diyor. Biz dünya için dostluk edinmiyoruz. Onun fiili tezahürüdür vefa. Vefa, Allah'ta Celle Celaluhu, peygamberlerde, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'da ve sonra derece derece müminlerde zahir olan ötelerin bağıdır vefa. Allah'ın sevdiği kullarına cennetten dünyaya gönderdiği lezzet-i ruhanidir vefa. Allah'a iman etmeye, iman edenlere Allah'ın Allah vasıtasıyla ahiretten, ahiretle alakalı ve ahiret malzemesi olan bir lezzet-i ruhaniyi gönderir. Ruha, onun adı vefadır. Bir daha, Allah'ın sevdiği kullarına cennetin dünyaya gönderdiği lezzet-i ruhanidir. Ustad dünyada cennet havası yaşar der. Bu lezzeti dünyada yaşarız ama bal gibi anlatılamaz. Balın tadı nasıl? Anlatamayız. Şurayı da çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Şehvet, affınıza sığınırım ama anlatmak için söylüyorum. Şehvet, ani ve fanidir. İhtiyacı giderildiği zaman yok olandır. Vefa ise ruhsal olduğundan her daim o haleti rüyeyi cennette yaşamaktır. Yani küçük bir cennetindir vefa. Orada daim yaşarsın. Şehvetle ihtiyacın giderirsin ama vefa ise daimdir. Ama kör olası zalim vefasızlık birbirimizi ne kadar çabuk ve ucuza terk ediyoruz. Ne kadar basit, ucuz ve çabuk birbirimizi terk ediyoruz. Bu kadar mı vefamız var? Duydunuz benim hakkımda bir şey. Duydum senin hakkında bir şey. Der ya zındığın işi. Çamur at, kalması izi kalır. İnanacak mısın ya? Ben inanacak mıyım ya? Ne kadar çabuk, ne kadar basit, ne kadar sığ, ne kadar hemencecik, sanki tetikte bekler gibi birbirimizi terk edebiliyoruz. Nasıl terk ediyoruz? Nefsin yedi kudretinde olan Allah'ın zatına yemin ederim. Allah şahit olsun. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için ben de yemin ediyorum. Allah şahit olsun. Ben sizi en rezil bir vaziyette görsem bir yerde vallahi yüz çeviririm, verdiğim muhabbeti azaltmam. Sebebi insandır düşer. Sahabede düşmüştür. Rezillik nedir? Düşmek değildir. Düştüğü yerden kalkamamaktır. Denize düşen boğulmaz. Çıkamayan boğulur. Ha? Nedir o? Ama ısrarla günahları takip ederse günah takip ediyor. Onun yollarını daha şey, çapını genişletiyor. Ha o zaman bakma. Ama insan düşer. Yok diyen el ceza min cinsil amel. Yok diyen o zaman günah işlemeyecek. Ben yüz çeviririm. Siz de eşinize, dostunuza, bana, sana, birbirimize öyle yapacağız. Bak Allah'ın zatıyla yemin ettim. Vallahi yüz çeviririm. Dönmek isteyen gelirim. Ve asla verdiğim muhabbeti azaltmam. Vefa, bak neyim şey, vefat, ahirete ölmektir. Şey, dünyada ölüp ahirete dirilmektir. Bir daha, vefat, ölüm yani, vefat, dünyada ölüp ahirete dirilmektir. Vefa ise, ahireti dünyada diriltmektir. Çünkü lezzeti ahirettedir. Dünya cinsinden değil. İşaret-i cazdan buldum. Bedenin bedeli, bedenin, cismin bedeli, amel ve ubudiyettir. Aklın bedeli, ilim ve tefekkürdür. İşaret-i cazda da var. Kalbin bedeli, dostuna, Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmaktır. Ruhun bedeli, yani vefası, aziz, sıdık, vefalı olmaktır. Bir daha, bedenin vefası ubudiyettir. Aklın vefası ilim
ve tefekkürdür. Kalbin vefası Allah'ın dostlarına, düşmanlarına düşman olmaktır. Ruhun bedeli aziz, sıdık, vefalı olmaktır. Son şeyleri okuyorum. Vefayı anlamanın bir yolu da vefasızlardan sorun. Vefa, geçmişte geleceğe bakıp halde yaşamaktır ve davranmaktır. Vefa, insanlığın sorgulanmasıdır. Vefa, yutkunmak değil, muhabbetini korumak için sebep aramaktır. Ben seni sevmeye karar verdimse, 10 sebep bulurum. Ben senden nefret etmeye karar verdimse, vallahi 100 sebep bulurum. Vefa, ruhun oksijenidir, farkındalığın ruha taşınmasıdır. Tersi, hayatı dar edip yaşanmaz hale getirmektir. Şualardan aldım bunu. Bir daha okuyayım. Vefa, ruhun oksijenidir, fedakarlığın ruha taşınmasıdır. Tersi, yani vefasızlık, birbirimize hayatı dar etmektir, geçimsiz yapmaktır. Cehenneme çevirmektir. Vefasızdı. Niye senin imtihanın benle olsun? Niye ben imtihanını zorlaştırayım? Birbirimizin imtihanını kolaylaştırmak lazım. Vefasızlık, kendine yalan söyleyip kendini inkar etmektir. Vefa, iyi insan olmanın sesidir. Vefa, iyi insan olmanın sesidir. Ne olursan ol, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, çok zengin gibi olursan ol, ama ilk önce iyi bir insan olmaktır. İyi bir insanın da en mühim sıfatı vefadır. Birbirimizi, onu okuduk, dünyada yalnızlık vahşetini gideren şefkat, fedakarlık, fedakar ve fedakarane davranmak, seni vefasızlıkla kuyuya indiren, Üstad'ın kuyuya indiren vefasızlıktır. Yusuf'u indiren kardeşleri. Vefa, dostunun fikriyatına, hissiyatına ve ruhuna muhatap ve ayna olmaktır. Vefa, kendini aşabilenlerdedir. Vefa, yemeğin lezzeti gibi imanın lezzetini almaya vesiledir vefa. Şimdi uygulamaya geçiliyor. Üstad uygulamış bunu. Ve şaşıracağınız bir metin. Okudunuz ama bir noktaya nazar vereceğim. Şaşıracaksınız. Soru, kanuni var mı? Hani ona girmedim. Yok yani sadece ne oldukları söyleyecek misin? Sonra. Sonra olur. Ya. Dördüncü delil. Sözler 97. Yani ahiret inancı aile hayatına hükmederse hükmetmezse. Aile hayatınızın kavgası, geçimsizliklerin sebebi, aile hayatımıza imani bir ahiret inancı hakim olamamasındandır. Çünkü, bak diyecek, Nebi Beşer'in hayat-ı dünyevisinde en cemiyetli merkez, Nebi Beşer'in şu dünya hayatında en cemiyetli, en geniş, yani cemiyet hayatını oluşturan merkez, en esaslı zemberek, saatin zembereği, dünyevi saadet için insanın bir cenneti, bir melce ve bir tahassüngah ise aile hayatıdır. Başka yerde, aile hayatı kişinin küçük bir cennetidir. Bir de okuyayım. Nebi Beşer'in hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek, dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassüngah ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadet ise samimi bir ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet ile olabilir. Ev hayatını ayakta tutan, noktaya nazar vereceğim bir yer olacak.
Bak, o aile hayatını dağılmaktan kurtaran nedir? Bir, samimi ve ciddi vefadarane hürmet. Hürmet nasıl olacak? Samimi olacak hürmetin. Hürmetinde ciddi olacaksın. Hürmetinde vefa olacak. Al bunlar besleyecek. Samimi, ciddi, vefa. Bunu da nasıl yapacağını aşağıda söyleyecek. Nasıl muvaffak olacaksın? Sonra bunu sen de biliyorsun. Şöyle yapmak lazım, böyle yap. Ama bir noktaya nazar vereceğim. İnşallah olacak o. Samimi, ciddi, vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet. Bak, hakiki, şefkatli, fedakarane merhamet. İki tane sıfat var. İki tane sıfatı üç tane sıfatla besliyor. Nedir o? Bak, samimi, ciddi, vefadarane, hürmet. Hürmet. Anası hürmet, esas hürmet. Hürmet bu. Yani samimi ve ciddi vefadarane hürmet. Hürmetin temelinde samimi olacağız, ciddi olacağız, vefadarane olacağız. Hürmet budur. Tamam mı abi? İki, hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet. Merhametin de altı, hakiki, sahtesi değil, şefkatli, fedakarane merhamet ile olabilir. Aile hayatında adalet olmaz. Aile hayatında merhamet önde olmalı, af olmalı, hak yok, biz varız. Adalet olunca her hak olmaz o. Adalet yaparsan adaletle muamele görürsün ahirette. Men dakka dukka. Affedeceğiz. Vazgeçeceğiz hakkımızdan. Merhamet hakim olacak. Çünkü diyor ki burada merhametin ne beslemesi lazım? Hakiki, şefkatli, fedakar. Bu üçü merhameti besliyor. Samimi, ciddi, vefadarsa hürmeti besliyor. Bunu nasıl yapacağız? Gene aşağıya gelecek. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise bak, ikisi özel. Bak gördün mü? O ikisini beslediği üç sıfatla sonra onlarla konuşuyor şimdi. Diyor ki, bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, bundan sonra iyi dinleyin, ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat, sermedi bir beraberlik, hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle akidesiyle olabilir. Şimdi cümle buydu. Şaşıracaksınız. Evlenirken ve evlisiniz. Böyle bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Noktayı nazarı veriyorum. Senin, şöyle diyeyim. Bir erkek çocuğu evde büyürken ilk kadın olarak kimi görür? Annesini görür. Kadın modeli zihninde adamın, çocuğun ya bizim, ilk kadın olarak gördüğümüz kişi annedir. Erkeğin çocuğun kafasında kadın deyince hep anne hatırına gelir. Anne gibi. Evlenince de anne gibi eş arar. Hayır anne, of anne, of. Oğlum alttan alır, üstten alır. Böyle arıyoruz. Eşi böyle arıyor. Böyle olur mu? Bu böyle ancak anne olur. Kız evlenir, şey, büyürken ilk erkek modeli kimi görür? Babayı. Babayı görür. Kavgaların sebebini anlatıyor. Kız evlenirken, şey, evlenmeden büyürken erkek modeli olarak babayı görür. Erkek deyince baba gibi. Evlenince bakıyor, baba gibi adam değil bu. Liman babasına benziyor. Baba gibi birisini arıyor.
kadın da şey gibi, erkek de ana gibi kadın arıyor, kadın da baba gibi bir baba arıyor. Kavganın sebebi bu. Bu aslında fıtratı bozulmamışsa, bozulmuşsa bir de o televizyonda orada burada sarsa zaten. Başkası gibi oluyor. Onu konuşmuyor. Çünkü dersten etkilenmemek mümkün olmadığı gibi televizyonda da etkilenmemek mümkün değildir. Herkes etkilenecek kocasını arar. Kimi Mevlasını arar, kimisi de belasını arar. Herkes de bulur. Arkadaşlar, senin hanımın annen gibi değil. Kadın da baban gibi değil. Ne yapacaksın biliyor musun? Sana bakıyor. Şaşıracaksın oraya. Sen evlenirken bir çocuk büyütüyorsun diye evleneceksin. Senin eşindir. Ne yapacaksınız biliyor musun diyor ustad bak. Oraya bakar mısınız? Bir, pederane. Karı koca da pederane olur mu? Bir erkek karısına baba gibi olacak. Ferzendane, kardeş gibi olacak. Evlat gibi olacak. Bir erkek hanımına babalık yapacak, evlatlık yapacak, kardeşhane, kardeş olacak, arkadaş gibi olacak. Benim bu, mesela baba, çocuk ne yaparsa yapsın affetmiyor muyuz? Diriltiyor muyuz, takip ediyor muyuz? İnatlaşıyor muyuz? Yani inatlaşmayı ortadan kaldıran baba gibi bakacaksın. Bak, pederane diyor. Karı koca da pederane olur mu? Olur. Çünkü kız baba gibi bekliyor seni. Kız öyle büyüdü evde. Baba gibi. Erkek modeli bir baba biliyor. Geldi ki mikrop. Nasıl bu olacak şimdi? Veya iyi bir adam ama babası gibi değil. Çünkü babası gibi davranan olmaz. O zaman diyor, sen ona, çok ilginç bu, soru sordum ben, burada ne işi var bu kelimenin? Karı koca münasebetlerinde pederhane, ferzendane, arkadaşhane, kardeşhane nasıl olur? Muamele olur mu? Böyle muamele edeyim diyor. Bak böyle, görüyor musunuz orada? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Karı koca münasebetlerinde pederhane olur mu? Çünkü kız sana babası gibi bakıyor, baba o. Kız büyürken erkek kardeşi yok mu? Var. O da annesinin çocuğudur da. Bak, evlat gibi bak. Tamam, peder gibi ol. Ferzendane. Evlat gibi ol. Hanımına arkadaş gibi ol. Hanımına erkek kardeşi gibi ol. Hanımlara ders yapsaydın ters çevirecektin. Kocana ana ol. Kocana evladın gibi bak. Evladı nasıl ters konuştuğu zaman tamam peki oğlum, tamam yavrum, tamam. Tamam, tamam. Evladın gibi ol. Bak. Kocana kardeş ol. Kocana arkadaş ol. Kocana ana ol. Aynı zamanda da eş ol. Eş olmak ikinci sıradadır. Bak ustat öyle diyor değil mi? Çok tuhaf değil mi bu? Pederhane, ferzendane, kardeşhane, arkadaşhane olun diyor birbirinize. Dört tane sıfat. O zaman vefa olur. Bak mantığını da söyledim. Çünkü kız büyünürken erkek modeli babayı görür. Erkek büyürken kadın modeli anne görür. Kafasından atabilir mi bunu? Evlenince o da babası gibi, o da annesi gibi bir sinarlı. Oysa hiçbirisi değil. Öyle birisi olsaydı, kardeş olurdunuz. Bir kız, bir erkek aynı evde buyursa, annen, babalar aynı. Öyle olurdu. Olmaz. O zaman öyle ol. Oğluna nasıl davranıyorsan öyle davran. Kardeşine nasıl davranıyorsan öyle davran. Arkadaşını olun diyor. Niye diyor? Çünkü diyor, sebebini sana söylüyorum. Çünkü biz diyor, dünyalık için dünyevilik dost edinmiyoruz.
Biliyor musunuz? Eşiniz ebedi bir hayatta sizin eşinizdir. Diyeceksin ki yani bu haliyle mi? Diyor ki Huri'den bahsediyor Allah Resulü. Bir kılı diyor gözükse kainata, nurundan kainattaki gözler görmez. Gözler kör olur. Fotoğrafçı çekerken resmi 10 saniye bekleyemiyoruz. Göz şiddeti zuhurundan, şiddeti nurundan kör olmuş. Yani 10 saniye, beyefendi biraz bekle diyoruz değil mi? Fakat o nurun 100 katını olsa, 100 katı fotoğrafçı çekerken, göz görür mü? Kör olur değil mi? Niye kör olur bir size söyleyeyim. Nur? Nurdan. Şiddeti nurdan gözler ne olur Allah'ın? Kör olur. Allah onun için gözükmüyor. Allah nuren nurdur. Musavilen nurdur. Nurun nurudur. Nurların sahibidir. Allah gözükmüyor değil. Biz kör olmuşuz da ondan. Allah gözüküyor. Allah'da sorun yok. Sorun bizde. Gözünde sorun olan çiçekleri renksiz görür. Burnunda sorun olan kokuyu duymaz. Suç kimde? Çiçekte değil bizde. Allah'ın gözükmemesi Allah'ın sorunu değil. Nurun şiddeti oluşundandır. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat-ı akdes. Şimdi bak ne diyor? Bu hanım Huri kılı gelse kainat nurundan kör olur. Bir diyor tükürüğün damlası gelse Resulullah söylüyor bir mana söylüyor. Bütün acı sular tatlılaşır. Güzeli hayal edebiliyor musunuz? Ve kemiklerinin ilikleri gözükür diyor sözlerde. Yani 70 hülleyi giydikleri halde bacaklarının ilikleri gözükür. Cennetin bütün aksamını, bütün lezzetini camidir Huri. Tamam mı? Tamam. Resulullah diyor ki senin dünyadan giden hanımın bundan güzel olacak. Bak ne yaptım? Of be! Aynen hak ettin tabii. Gidiyorsun. Of diyeceksin. Ha, senin eşin kaybetmemen için öyle hurilerden daha güzel olacağını bil, öyle muamele. Kaçırma. Sen ikinci tabakada olursan hurin dördüncü, senin hanımın maneviyattan dörtte olursa o dördüncü tabakadaki dünyada giden erkek evlenir. Sen de ikinci tabakada giden dünyada giden hanımla evlenirsin. Bak kaçırırsın. Kafaya yeme şimdi. Hasan abi olmayanlar ne yapacak abi? Bak, Allah aşırmalı verecek. Onu söylüyor. Sözlerde diyor ki ne verecek abi? Aşırmalı. Bak İyi yalnız iyi bir şey verecek. Bak şimdi onun da cevabı vardı. Hepsi cümlesini okuyayım. Bak ne diyor? Ne diyor Allah aşkına? 28 29 bak. Sayfa 499'da diyor ki size ne yapacaklar biliyor musunuz? Dünyada ömrünüzde, affınıza sınırım, ilmi bir şey anlatıyorum. Ömrünüzde aldığınız şehvet adına bütün lezzetleri toplayın. O bir damla haline getirilecek, cennetteki iştahınıza artık konulacağını söylüyor. Yani ömrünüzde aldığınız şehvet adına bütün lezzetlerin toplamı, kadın da erkek de böyledir. O bir, tek bir damla yapılıp ahirette bu işe iştahınıza ek konulacağını şöyle diyor. Cennette o lezzetler o kadar ulvi bir suret alıp vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de yani dünyada Allah nesli çoğaltsın diye size şekerleme vermiş. Yoksa kimse bu işin altına girmezdi. Hem sorumluluk hem meşakkat. Bunun sorumluluğun altına girsinler diye Allah şeker vermiş. Dünyevi bir iş için. Şöyle diyor bak. Vazife-i dünyeviyenin
uhrevi ücretini de lezzet olarak ona katarak bu işi burada yaptın. Neslin çoğalmasına sebebiyet verdin. Ama sana hak et, o onun karşılığı değil. Yani çoluk çocuğu büyütmek, korumak, bu kadar sıkıntıya girmek. Sırf o lezzet için olmaz. Adalete uygun değil. Bir üzüm tanesidir, 10 tokat durur. Hem ahiret sorumluluğu olacak, hem de bu kadar sıkıntı çekecek. Hayır diyor. O dünyadaki lezzetlerini diyor, ahirete de lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacı dahi uhrevi bir hoş iştah suretine ilave ederek, bunu da ilave edecek. Peki, 8. 7. tabakaya bir tane Müslüman kadın gitti. Kocası cehenneme gitti veya 2. tabaka. Ben de 7 değil, onu da ben alacağım. Anladın mı? Çünkü sordu da bakın sana. Herkese Allah cehennemde yer yaratmış. Herkesin cehennemde yeri var. Herkese diyor Allah Resulü cennette yeri var. Cennete giren Müslüman cehennemdeki yerini kafirlere, kafirlerin cennetteki yeri de Müslümanlara verecek. Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Asiye Firavun'un karısı cennette benim eşim olacak diyor. İnanan inanmayan herkes için cennette yer hazır. Hazır. Kafir Müslüman fark eder. Herkesin yeri var. Cehennemde de cennette de. Ama senin inşallah cehennemdeki yeri onlara verilecek. Onu bıraktığın gibi, cehennemdeki yeri bıraktığın gibi cennetteki yerine artı onun cennetteki yeri. Ben geleyim de onu da istemem. Öyle deme. Allah rahmetini daraltma. Ya Rab ne diyorsan o. Aslan hocam, bu dünyada kanaatkar olacağını orada kanaatkar olacağını. Tabi. Hiç. Allah'ın adaletini istemiyorum. Allah'ım rahmetinle muhabbet. Günah işlediğimiz zaman diyor ki ya beşeri biliyoruz. Ya bu mevlüm düşürdü beni. Affet. Zira sen affetmeyi çok seversin. Sen öyle bir Allah'sın ki senin Habibine şöyle söylettirdin. O ne diyorsa ben söylüyorum diyor. Alın diyor. Kafasından demez. Şöyle diyor. Deve seyahat, geçen hafta, önceki hafta anlatmış. Seyahat ederken suyu ve gıdası her şey devededir adama. Yorulur, iner yatar, develeri bağlı dur. Kalkar ki develeri yok. Suyu oradadır, gıdası oradadır. Çöl yön belli değil. Arar, arar, arar. Tamamen ümidini kesip hem susuz hem aç düşer, bayılır diyor. Rivayette. Ölüme mahkum olur. Sonra bu adam uyanıyor zor şey. Bir bakıyor ki devesi başında. Ne kadar sevinir. Allah diyor günahkar bir kulunun tövbesinden bundan daha fazla sevinir diyor. Allah. O zaman Allah'ı sevindir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tubaleyne ya tevabu ya hakimu tövbeten resu'a liyakum. Minellezine faalu fahişete nevzelem ve fusekum. Zekerullah festağferu li zunubihim ve miyafiru zunuba illallah. Estağfurullah razımın kelimeylezi la ilahe illahu. El hayyul kayyum ve tübeli subhanem. 11 defa, 33 defa, 99 defa. Bak bir defa bunu diyorsun. Estağfurullah razımın kelimeylezi la ilahe illahu. El hayyul kayyum ve tübeli subhanem. Cevşenin başında. Oh, kuduruyor adam. Bak ötekisi kuduruyor. İnan hissediyor. İsterseniz meczup deyin bana. Adam çıldırıyor. Bu tövbeyi hatırlattı diye. Şeytan en çok nereden rahatsız olur? En çok şeytan günah yaptırdı ama o kadar sevinmiyor. Çünkü Allah'ın bir vaadi var. Tövbe ederse sileceğim. Yatana kadar bekler ki canım çıktı buna bu günahı yaptırana kadar, akşama kadar. Yatarken bir tövbe yaparsa siliyor. Allah siliyor. Bu sefer diyor ki gitti. Sermaye gitti. Şeytanın en çok çıldırtan tövbedir. Tövbeden başka. Bak mesela namaza giriyor. Namazımızı bozuyor. Namazı bozabiliyor.
Tefekküre giremiyor. Tövbeye de giremiyor. Çünkü tövbede halis bir iman var. Çünkü tövbede riyakarlık da yok. Tövbe, estağfurullah arkadaşlar falan. Abi, tövbede tam bir iman. Halis bir imanlar yapar. Ama tövbe böyle olursa estağfurullah yarabbim. Tövbe. Allah'ım beni affet, beni bana bırakma yarabbim. Bir gün Allah'ım sorgulur. Ne yapıyorsun? Ne görüyor? Ne yaptın? Bir bak. Tamam. Peki cümleyi bitireyim. Demek ki bir, eşimize pederhane, ferzendhane, kardeşhane, arkadaşhane muamele etmek. Bunu yapabilmenin şartı da şöyle diyor, yapabilmen için benzin, senin eşin diyor, ahiretteki refika hayatın olacak. Nasıl olacak? Huri'de daha güzel. O anlatıyor, okuyorum. Diyor ki, pederhane, ferzendhane, arkadaşhane, münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle, iman etmeyle böyle olabilir diyor bu ancak. Sen yani hürmet ve merhameti ancak bu düşünceyle olur. Mesela der, bu haremin, hanımın ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refika hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var. Gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhametin yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakattan sonra, bir iki saat beraber olmaktan sonra ebedi bir fırak, ayrılık ve mufarakata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız hayvan gibi bir dikkat-i cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Tamam, esas maksat anlaşıldığı için izah etmiyorum. Saatim de doldu. Yani ahiret inancıyla hanımına bakarsan, bakabilirsek, ahiret inancı, ahirette nasıl olacak? Böyle bir bakabilirsek biz de samimi hürmet ve merhamet olur. Ve küçük dünyamız ev cennete döner. Eğer ahiret inancıyla bakabilmenin diyor yolu, nasıl yapacaksın eylem? Baba gibi, evlat gibi, kadının evladı, kardeşi gibi, arkadaşı gibi. Kadın da kocasına ana gibi, evladı gibi, kardeşi gibi, arkadaşı gibi olsun. Bunu yapabilmenin gözü ahiret inancıyla mümkündür. Bakın gördünüz mü? Ahirette sorunun temeli imani bir ahiret sorunudur. Ahiret inancı insanda inkişaf ettikçe insanda bu haller olur. Ahiret inancı ne kadar bizde hakim olursa dünyamız, evimiz, ailemiz cennete döner. Yoksa fani, suri, geçici, bedensel hazlara dayalı bir yuva olur ki bugün cemiyette İslam'a, imana, ahlaka sığmayan, ustad diyor, mahkeme kapılarında boşanmaya gitmektir. Müslümanlara hiç yakışmıyor. İslami bir ahlak değildir. Evet mubahtır ama Allah'ın sevmediği şeydir. Kısacası ne de çabuk ve ucuz, basit şeyler birbirimizi terk ediyoruz. Burada dikkatimi çekti de iki tane sıfat, biri hürmet, biri merhamet nasıl olacağını çizgi olduğum sıfat. Ben anladığım kadarıyla hürmet bir istikameti, merhamet diğer bir istikameti gösteriyor. Yani kadından erkeğe hürmet,
erkekler kadına da merhamet, merkezli bakış açısı herhalde. İlk defa öğreniyorum bunu. Kadından hürmet olur, erkekten merhamet olur. Merkeze onu koyarsa her ikisi de... Aşağıda sana izahta öyle diyor. Refika'yı hayatım diyen erkek. O yani misal erkeğin misali var. Orada zaten şey diyor. Aşağıda şefkat, merhameti sayıyor. Ona fedakarlığı sayıyor. O sıfatları erkek için sayıyor. Ya doğru. Demek aşağıda sayıyor. Yani aşağıdaki ifadeler onu şey yapıyor. Demek ki hani... yukarıda olan, kavam olan, yönetici makamında olan da ne olması lazım? Şefkat değil mi? Şefkat, fedakar, merhamet, muhabbet. Merhamet, muhabbet ve sahip olmalı. Yönetilmeye olan hanım, eşi ona ne yapacak? Hürmet edecek. Başka ne yapacak? Vefadarane. Vefadarane. Samimi ciddi olacak. Samimi ciddi olacak. Demek ki hürmeti bir de söyler misin oradan? Sen ne görüyorsun? Orada. Hürmet, samimi, ciddi samimi, ve fedarane. Cicaba. Hürmette samimi, ciddi, vefadar. Şefkatte ise merhamette. Merhamette ise hakiki, şefkatli, fedakarane. Fedakarane. O zaman erkekten bu şefkat, kadından hürmet ve itaat. Bu olacak. İçini de doldurmanın yolu ahirette beraber olma inancıyla dolar. Evet. Peki. Soracağınız var mı? Yok. Allah bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair sırrına mazar olup hissesi azim olanlardan eylesin. Amin. Ya Rabbi, riyakarlarına söylediğimiz şu duaları dergah-ı izzetinde makbul-u kalil olanların zürmesine ilhak eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza hakiki istikametullah nasip eyle. Allah'ım bizi kim dua ediyorsa, amin diyelim hepimize, bize kim dua ediyorsa, kim bizden ne bekliyorsa, bekliyorlarsa, kim mi inşallah demişsek dua ederiz diye, kim hizmet-i imaniye Kur'an'da maddi ve manevi yüklenmişse, kimin bizde emeği varsa, onları ve onları sevenleri, onların da sevdiklerini, semavi ve arzi afaklardan hıfz-ı emin eyle, amin. Cin, şeytan, erva habise, mevad-i şerire ve nefs-i emarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eyle. Vahırda vahım, enilhamdülillah Rabbil alemin, ya Rabbi, haşir meydanında niye bunu yaptın, niye bunu dedin, niye bunu yapmadın, niye bunu demedin? İtaplı sualine vesile ve sebep olacak fiilleri ve sözleri söylettirme, yaptırma. Amin. Eğer yapmışsan Gaffar ve Settar ismi hürmetine affeyle. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki deri hatırı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki hakikati hatırına ümmet-i Muhammed'i affeyle. Amin. Merhamet eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle. Amin. Vahir davadun. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha'tan selamu aleyküm.